4 müsabakanın 3'ünden altın madalya kazandık. Ve bir başka heyecan yine low kick'te. Bu defa erkekler 54 kilo müsabakası. Kırmızı kaskıyla izleyeceğiz. Bilal Duralı. Rakibi Azerbaycan'dan Elvin Mamadov. Dünya ikinciliği elde etmişti İtalya'da. Halen o kaçırdığı fırsatı telafi etme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dünya şampiyonasından sonra bu defa da işte Avrupa şampiyonasında ringde altın madalya elde etmek için sporcumuz Bilal Dural. Bilal Dural işte ikinci olanlar, tabii yarı finalde kaybettikleri için de üçüncü olanlar kürsüyü tamamlarlarken hüzün içerisinde oluyorlar. Fakat kazananın sevinci, zirvede yer almanın keyfi bambaşka oluyor kuşkusuz. Evet. Ve umuyoruz zirvede yer alma başarısı gösterecek. Bilal Dural müsabaka başladı. Low kick stili. 54 kilo müsabakası, altın madalya mücadelesi, mücadele başladı. Yine 3 round, yine her round 2 dakika, round araları 1 dakika. Diz hariç, eklem yerleri hariç üzerine vurulabiliyor. Yine dizin altı yasak. Yine sadece vücudun ön bölgesinden puan alınabiliyor. Arkadan ya da enseye doğru yapılan hamlelerden sonuç yok. Azerbaycanlı sporcu bir ara 2-0 üstünde ama sonrasında Bilal Dural üstünlüğü eline geçirdi ve 1-0 önde. İyi bir yumrukla orada yine puan alıyor. Direkt sol koluyla harika bir puandı. Bilal Dural'dan geldi. Üst üste vuruşlarla üstünlüğünü koruyor. 3-0 yaptı skoru Bilal Dural. Son dakikaya girerken ilk roundda bir süpürme hareketi denedi ama hiçbir etkisi olmadı Bilal Dural üzerinde. 3-0. Jürideki 3 hakemin birinden tam puan almış görülüyor şu anda sporcumuz ama yavaş yavaş özellikle roundun bu bölümünde Azerbaycanlı sporcu etkili vuruşlarla dikkat çekiyor. Yine de Bilal Dural'ın 3-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şimdi bir ön tekme, sonrasında yandan round kick. Ancak temas yok. Spor şu anda 2-0. Round tamamlanmak üzere. Yüze doğru hamlesi sonuç vermedi. Azerbaycanlı kickboksçu Elvin Mamadov bir puan alıyor. Round tamamlanırken skor 2-1. Evet, geçen yıl tabii ki 15-24 Ekim'de İtalya'da 2021 yılında yapılan şampiyonada bahsettiğiniz gibi Bilal ikinci oldu. Kıl payı bir puanla kaçırmıştı oradaki maçı da. Bu yıl çok iyi hazırlandı. Bu yılki yapılan Türkiye şampiyonada da hep birinci olarak tamamladı. Puanları topladı. Burada da inşallah en büyük gayreti, amacı, bütün çalışması şampiyonluk için, ona doğru da gidiyor inşallah Bilal. Güzel bir maç çıkarıyor. Bu vesile koruyabilirse bu skoru, Azerbaycan da çok güçlü, Azerbaycan sporcularımız da çok güçlü. Low kick ve kabir branşlarında inşallah Bilal bu maçı da alacağını temenni ediyorum. Az önce full kontakla başlamıştık. Sonrasında işte low kick müsabakalarıyla sürdürüyoruz. Müsabakalar giderek sertleşiyor. Biraz sonra da kabirde artık vücudun tüm bölgelerinden puan alınabileceğin kabirdeki müsabakalarda sizlerle birlikte olacak. Tüm heyecanı sizlere TRT Spor yıldız ekranlarından aktarıyor olacağız. Bilal Dural ilk roundu 2-1 önde tamamladı. Round arası tamamlandı. Kırmızı kaskıyla izliyoruz sporcumuz Bilal Dural'ı. Rakibi Azerbaycan'dan Elvin Mamadov. İkinci round başladı. Bir süpürme hareketi. Sonuç alma çabası içindeydi. Yükleniyor. Yan tekme. Azerbaycanlı sporcu karşısında şimdi skoru 2-0 yaptı. Sol direk ama sonuç gelmedi. Hakemler oradan puan işaretinde bulunmadı.
Sonrasında puan geliyor sporcumuza. 2-0. Halen üstünlüğü devam ediyor. İşte bir sol direk daha. Oradan o direklerle sonuca gidiyor. Kombin hareketler ama sonuç gelmedi. Halen 3-0 üstün. Elvin Mamadov özellikle bu rantta ilk ranttan daha farklı, daha hareketli bir müsabaka ortaya koyuyor ama bu sporcumuza yakın olması anlamına geliyor. Yakınlaştıkça da işte bu yumruklar sonuç getiriyor. Bilal Dural'a 3-0'lık üstünlük. Son dakikaya girmek üzereyiz. İkinci rantta. Dikkat çekici bir üstünlüğü var. Sporcumuz Bilal Dural'ın Azerbaycanlı rakibi karşısında. Bir an dengesini kaybetti Elvin Mamadov. Yine yaklaşıyor, yine yumruklarla savuşturuyor. Bilal Dural. Solları bağla, solları bağla. Çık kal, yakşı Elvin. Bilal de tekrar. Sol, sol. Dava, 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 dava. Mamadov. Bir alçak tekme var. İşte bu sonuç getirdi Elvin Mamadov için. Skor 2-0'a geldi. Halen üstün Bilal Dural. Kaçmasınlar, kaçma. Tek, 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 tek. Hadi, boşluğa savurdu. İyi bir hareketle savuşturdu Elvin Mamadov sporcumuzu ve aradaki farkı da 1'e indiriyor bu bölümde. İkinci hafta son saniyeler artık. Bilal Dural'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Bir ön tekme, round kick, sonuç gelmedi. İki sporcu için de round tamamlanıyor. Evet, İnşallah bu sürdürecek. Bilal iyi sıkıştırıyor. Bu roundda da çok iyi sıkıştırdı. Çok fazla puan vermiyor. Ufak tefek tabii ki vuruş aralarında iki rakipçi de puan almak istiyor burada. Azerbaycan rakibi de kendisine eş denk bir rakip. İnşallah bunun sonucunda Bilal bu maçını alacağını düşünüyoruz. Bu şekilde sürdürmesi lazım. Tabii dikkat etmesi lazım. Bazen köşelerde böyle sıkıştırdığı zaman bırakmazsa, yani bağlayarak yumruk ve tekmeye bağladığı zaman Bilal inşallah bu maçta güzel puanlar almaya çalışacak. En azından geçen yıl ulaşamadığı şampiyonluğa inşallah burada ulaşmasını diliyoruz. Muhteşem bir atmosfer. Avrupa Şampiyonası bu yıl 1000'e yakın sporcunun katılımıyla geçiyor ülkemizde. 39 ülkenin katılımı var. Çok da ciddi bir rağbet oldu. Antalya'dayız. Çok güzel bir salondayız. Harika bir spor salonumuz var. Hava neyse ki güzel gidiyor. Hava herkes güzel gidiyor. Ondan da memnun. Harika. Ama hoş bu aralar şu dakika itibariyle yağmur bulutları yüzünü gösterdi ama herhalde yine de tabii, can sıkıcı bir Antalya'da şey hava da güzel. En güzeli de bu atmosfer. Ben Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze de Sayın İl Müdürümüz Yavuz Gürhan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Antalya bu Spor Salonu gerçekten göz dolduruyor. Muhteşem, harika bir yer. Çok sayıda sporcu var değil mi? Kickboksla Türkiye'de yakından ilgilenen. Giderek de artan bir ilgi var. Çok muhteşem bir artan bir ilgi var. Bahsettiğim 400'üne yakın lisans sporcusu var. Kickboksun 7 farklı branşı var. Kendi alt branşı devam eden 100'üne yakın aktif sporcusu var bu vesileyle. Yani bahsettiğim gibi 3000'den fazla spor kurumunda yapıyor. Biz yani sporu sadece 5 yaşından 80 yaşına kadar kickboks severler var. Gerek profesyonel olarak, gerek amatör olarak, gerekse sadece formda kalmak. Egzersiz amacıyla yapmak gerçekten son derece etkili. Hararetle tavsiye ediyorum kıymetli izleyiciler. Aynen. Bu arada Azerbaycanlı sporcu 2-1 üstün şu anda 3. round. 1 dakika 20 saniye kaldı müsabakanın tamamlanmasına. Ama pamuk ipliğine bağlı Azerbaycanlı sporcunun bu üstünlüğü. Şimdi Bilal Dural ardı ardına vuruşlarla ve az önce Sayın Genel Sekreter Harun Demir'in de ifade ettiği gibi tekmelerle yumrukları birleştirdiği takdirde üstünlüğü eline geçirip müsabakayı kazanması işten bile değil. Son dakikaya girdik artık. Low kick 54 kilo müsabakası ancak Azerbaycanlı sporcunun vuruşlarına engel olması da bu arada önemli son derece. İşte aradaki farkı bir an indirdi ama süre de daralıyor. 45 saniye indi. Kalan süre Bilal Dural 2-1 geride Azerbaycanlı Elvin Mamadov karşısında sarıldılar. Ve sonrasında şimdi bir kez daha ayrıldılar. Kırmızı kaskıyla izliyoruz sporcumuzu. Şimdi bir an üzerine doğru gitme çabasındaydı ama uzak tuttu Elvin Mamadov kendisini. Yine çok uzak mesafede işte yumruklarla karşılık verdi. Sonrasında bir ön tekme, süpürme ama sonuç gelmedi. Halen daha önemli bir çaba ortaya koyması gerekiyor sporcumuzun. Bir yumruk orada, kroşe belirleyici olabilir. 10 saniye, 2-1 gerideyiz. Elvin Mamadov müsabakayı kazanmak üzere. Sporcumuz Bilal Dural karşısında süre hızla sona eriyor. 2-1 kaybediyoruz. Altın madalya Azerbaycan'dan Elvin Mamadov'un.
Evet, maalesef son rounda kadar Bilal ilk iki rounda üstünlüğünü korudu ama son rounda Azerbaycanlı rakibi maalesef birazcık daha üstün duruma geçti. 2-1. Çünkü puan eşitlikleri, vuruşlar çok önemli burada. Hem ayak vuruşları hem tekme aynı anda bağlaması gerekiyor. Orada o şekilde puan alabiliyor. Üst vuruşları çok iyi beceremedi Bilal burada son rounda. Daha iyi sıkıştırabilseydi rakibini, koruyabilseydi dileğimiz inşallah bir sonraki şampiyonaya ikinci oldu sporcumuz. Dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırmış, gümüş madalya elde etmişti. Avrupa şampiyonluğu mücadelesinde Azerbaycan'dan evet. Elvin Mamadov'a mağlup oluyor. Yine gümüş madalya alıyor sporcumuz Bilal Dural. Zeyd Battal aydan sonra